Dünya genelinde 1960'lı yıllardan sonra doğayı koruma bilinci gelişmeye başlamıştır. Günümüzde çevre sorunlarına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Yukarıdakilerden kaç tanesi bu düzenlemeler arasında yer alır? Çevre sorunlarının çözümü için uluslararası işbirliği ve karşılıklı güven ortamının oluşturulması, uluslararası alanda bilgi alışverişi ve şeffaf çevre programlarının oluşturulması araştırma ve geliştirme çalışmaları için yeterli kaynak oluşturulması, global çevre koruma çalışmalarına tüm ülkelerin aktif katılımının sağlanması, bilimsel ve teknolojik bilgilere kolaylıkla ulaşarak gerçekçi adımların atılması gibi düzenlemeler yapılmıştır. Bundan dolayı verilenlerin hepsi doğrudur. E seçeneği doğrudur. Avrupa'da 1000 bitki türü ve 150 kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan bu konuda tedbirler alınmaktadır. Bu tedbir aşağıdaki sorunlardan hangisine karşı alınmıştır? Belirtilen durum canlıların yok olmasıdır. Yok canlıların korunması için tedbirler alınmıştır. Buna doğanın korunması diyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Tarihte çevre sorunlarına yönelik uygulamalara Yukarıda verilenlerden hangileri örnek gösterilebilir? 2000 yıl önce Roma'da meyve ağaçlarının korunması için önlemler alınması, 1250 yılında İngiltere'de bazı kuş türlerinin korunmasının istenmesi, 1343 yılında Almanya'da tarım alanları ve otlakların ağaçlandırılması ve bunların belli yasalara bağlanmış olması. Bunların hepsi çevre korumayla ilgili örneklerdir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Türkiye'nin çevre konusunda taraf olduğu bazı uluslararası sözleşmeler vardır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin taraf olduğu sulak alanlar hakkındaki sözleşmedir? Sulak alanların korunmasına yönelik sözleşme İran'ın Ramsar kentinde imzalanmıştır ve bu sözleşmeye Türkiye'de taraf olmuştur. Sözleşme Ramsar kentinde imzalandığı için ismi de Ramsar Sözleşmesi olarak kalmıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri çevre yönetiminin hedeflerindendir? İnsanın çevre üzerindeki etkisini asgari düzeye indirmek, toplumun çevre bilincini artırıp çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak, çevreyi korumak amacıyla çıkarılan yasalara yönetmediklere uyulmasını sağlamak. Bunlar çevre yönetiminin hedefleri arasında yer alır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda kuruluş amacı belirtilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, Planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün çevresel etkilerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması. Burada belirtilen unsur çevre etki değerlendirmesidir. ÇET raporu olarak belirttiğimiz durumdur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Kyoto Protokolü aşağıdaki çevre sorunlarından hangisini azaltmaya yöneliktir? Bu protokol küresel ısınma ve iklim değişikliği hakkındadır. Küresel ısınmaya neden olan sere gazların salınımının azaltılmasını öngörmektedir. Sere ile ilgili bir durumdur sere gazları. Ve bu gazlar içerisinde de özellikle en önemlisi olan karbon değerlerinin atmosfere salınan karbon değerlerinin 1990 yılındaki seviyesine düşürülmesiyle ilgili bir sözleşmedir. Atmosfere salınan gazların miktarını ilgilendirdiğinden hava kirliliği ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Avrupa Birliği'nin desteklediği çevre programlarından biri de kısa adı LIFE olan bir projedir. Avrupa Birliği'nin bu projesi aşağıdaki çevre sorunlarından hangisini çözmeye yöneliktir? LIFE programı genel olarak çevre sorunlarıyla ilgili olmakla birlikte özelinde çevre çöp sorunuyla da ilgilenmektedir. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Fosil kökenli yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması yukarıda verilen çevre sorunlarından hangilerinin azalmasına katkı sağlar? Fosil kökenli yakıtların kullanılmasının azaltılması öncelikle hava kirliliğinin azalmasını, sonrasında iklim değişikliğini, ayrıca suyun kirlenmesini ve toprağın kirlenmesini engeller. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Avrupa Birliği'nin Çevre politikasının temel uygulama alanları arasında aşağıdakilerden hangisine yer verildiği söylenemez? Atık yönetimi, iklim değişikliğinin önlenmesi, doğanın korunması, gürültü kirliliğinin önlenmesi gibi unsurlar çevre politikasının temel unsurları arasında yer alır. Fakat istihdam sağlama çevreyle ilgili değil, ekonomiyle ilgili bir uygulamadır. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda sözü edilen çevresel örgüt aşağıdakilerden hangisidir? 1903 yılında avlanma ve yaşam alanlarının tahribatı yüzünden azalan Afrika memelilerini korumak amacıyla kurulan FFI kısaltması FFI olan Kurguer ve Serengeti Milli Parkları'nın yapımında etkili rol oynayan çevresel örgüt sorulmuştur. Burada FFI Flora yani bitki örtüsü fauna international şeklindedir. Flora fauna international yani uluslararası fauna ve floradır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi çevresel örgütlerden biri değildir? Greenpeace dünyanın en fazla bilinen çevresel örgütlerinden biridir. Çevre barış anlamına gelir. WWF Dünya vahşi yaşam fonu olarak bilinir. Çevre örgütlerinden biridir. UNEP Birleşmiş Milletler Çevre Programıdır. IUCN şeklinde kısaltılmış olan uluslararası doğa koruma birliğidir. Fakat ILO Dünya Çalışma Örgütüdür. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 1972 yılında kurulmuştur. Merkezi Kenya'nın Nairobi şehridir. Bu ülke hangi kıtada yer alır diye sorulmuş. Kenya Orta Afrika ülkesidir. Bu nedenle doğru cevabımız A seçeneğidir.